Halife Abdurrahman yaşamı boyunca 14 gün mutlu oldu. Benim yaşadığım mutlu günlerin sayısı daha azdır sanırım. Neden biliyor musun? Yaşamadım ki ben. Yaşamayı bilmiyorum ki. Özüm için, ruhum için yaşamayı bilmiyorum. Ben daima gösteriş için, başkaları için yaşadım diyor Tolstoy. Gorki bize aktarıyor. Gerçekten güzel bir şey. İki insan, hele hele dünyaca ünlü iki insan arasında geçen bir sohbete biz en az 100 küsür yıl sonra tekrar şahit olmuş oluyoruz. Ekonomik kriz kadını da çalışmaya zorluyor bir nevi. Kapitalin çarkları çalışıyor. Ne var bunda diyenler olacaktır elbet. Çalışıp çalışmamak kişinin kendi özgür iradesiyle verdiği bir karar değil midir? Çalışmak istemeyen bir kadın evine, çocuğuna, çocuğun eğitimine veya aile saadetini paradan, kariyerden öncelik olarak görmesinde ne gibi bir sakınca var? Şimdi bu arkadaşımız kadının arkasında çalışan bir erkeği baz alarak konuşuyor. Yani kadın çalışmasa da olur. Oysa ki kadını özgür, yalnız bir birey olarak ele almalıyız. Bu açıdan bakınca çalışmak tercih değil, mecburiyettir. Baki hakikatler fani şahıslar üstüne bina edilmez. Said-i Nursi. Fakat Said-i Nursi'yi okuyanlar bizzat onun kitaplarını hakikat gibi bize sunmuyorlar mı? Böyle olduğu zaman bu da bir çelişki değil mi? Yani adamın kendisi diyor hakikatler baki. Yani sonsuza kadar sürecek gerçekler ölümlü şahıslar üzerine inşa edilemez. Yani Said-i Nursi'nin söylediklerini, kitaplarını değişmez hakikatler olarak görenler bizzat Said-i Nursi tarafından yalanlanmıyor mu? Olgunlaşmamış sevgi seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var der. Olgunlaşmış sevginin söylediği ise sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum dur. Erich Fromm sevme sanatı. Yani ne olursa olsun bir ihtiyaç, sevgi, sevginin bir ihtiyaç olduğu gerçeği değişmiyor her iki durumda da.